Merhaba, bir sorum var. Bir otomobil tasarımcısı bir markaya neler katabilir? Onu nereye taşıyabilir? Bence çok da güzel bir cevabımız var. Kia ve Peter Schreyer. Peter Schreyer Audi'den Kia'ya transfer olduğu dönemde Kia modelleri genel olarak çok da insanların ilgisini çekmeyen sade ama fonksiyonel tasarımlara sahipti. Schreyer'in gelmesiyle birlikte Kia gerçek anlamda kabuk değiştirdi. Hyundai çatısı altındaki Kia bence ana markadan çok daha etkileyici otomobiller yapmaya başladı. Schreyer'ın imzasını taşıyan son otomobil ise yeni Seat oldu. Bu otomobilde bence Kia gerçek yüzünü tam anlamıyla ortaya koyuyor. Yeni Seat'in bence en güzel yeri burun kısmı. Sanıyorum Peter Schreyer marka yüzü yaratmaya daha fazla önem veriyor. Hemen dikkatinizi çekecektir. Yeni Kia modellerinin tamamında yeni tip bu ızgara var. Orta kısımları birbirine yakın ve nedense bana BMW böbreğine atfedilen bir espri gibi geliyor. Daha sonrasında ise geriye doğru çekilmiş ve çamurlukları da aşan büyüklükteki farlar var. Buna ek olarak motor kaputunun önden arkaya doğru genişlemesi ve kaput üzerinde farların ters yönüne doğru kavis yapan çizgiler de sportifliği arttıran unsurlar arasında. Yeni Seat Türkiye'ye her ikisi de 1.6 litre hacimli iki motorla getiriliyor. Bunlardan biri benzinli, diğeri dizel. Bizim test aracımız dizel versiyon. Bu motor Hyundai ve Kia'da birçok farklı modelde zaten kullanılıyor. 128 beygir güç, 260 Nm tork üretiyor. Tork ürettiği devirlerse 1900 devirle 2750 devir arasında sabit. Yani bu devirler aralığında maksimum tork sağ ayağınızın altında sizi bekliyor. Bu motorla ilgili söylenilecek diğer bir şey de bu hacim sınıfındaki en güçlü dizellerden biri olduğu. Seat'in genel olarak sportif olan tasarımında arkada daha yuvarlak hatlar kullanıldığını görüyoruz. Peter Schreyer ön ve arka tasarımda bütünlüğü sağlamak için genel hatlardan çok büyük ve çekik stop lambalarıyla farları bütünleştirmeyi düşünmüş olmalı. Böylece öndeki kadar sivri olmayan ancak yine de sportif görünen bir arka tasarım elde edilmiş. Düz bagaj zemini ve eşya sabitleme halkaları zaten kullanışlılığı arttırıyor. Ancak bagaj zeminini yukarı doğru kaldırdığınızda bir takım gizli gözlerle karşılaşıyorsunuz ki bu da gözlerden uzak tutmak istediğiniz küçük eşyalar için oldukça ideal. Yeni Seat'in profil tasarımında bence ön ve arka çamurluk önemli bir yer tutuyor. Ön çamurluklar özellikle farların altında kalmasıyla daha sportif görünürken arkada da bir omuz hissi veren girintiyle çamurluklar daha çıkık gösterilmiş. Bunun dışında geniş saç alanı otomobilin daha güvenli, daha sağlam görünmesini sağlıyor. Bunun dışında otomobilin eğer boyutlarına bakarsak 4310 mm'lik uzunluk ve 2650 mm'lik aks mesafesi kompakt sınıf ortalamalarında. Kia Ceed'in iç mekanına ilk girdiğimde tasarım açısından beni çok etkilediğini söyleyebilirim. Çünkü genelde gösterge tablosu ile orta konsol birbirinden ayrı tasarlanır. Ancak Schreyer'ın ekibi bu sefer gösterge tablosuyla orta konsolu tek bir çerçeve içine almış. Sanki böylece bütün hepsinin sürücüye ait kumanda paneli olduğu hissi yaratılmaya çalışılmış. Orta konsoldan başlarsak en üstteki havalandırma ızgaralarının altında müzik sistemi yer alıyor. Büyük düğmeler kullanışlılığı artırıyor elbette. Üstelik düğmeler arasında kullanılan kromlar da tabii ki daha elit bir hava yansıtıyor. Müzik sisteminin etrafını çevreleyen hatta sol tarafta far kumandalarına kadar da ilerleyen piyano boyalı plastik parça daha elit bir görünüm sağlıyor. Müzik sisteminin altında iki tane düğme var. Bunlardan bir tanesi merkezi kilit için. Diğeri ise elektronik stabilite programı devreden çıkarmak ya da devreye almak için kullanılıyor. Orta konsol çerçevesinin altında kalan bölümde elektronik klima var. Büyük düğmeler kullanışlılık sağlıyor ve üstelik performansı da oldukça yüksek. Seat'in kullanışlılığını arttıran öğelerden bir tanesi ise soğutmalı torpido gözü.
Direksiyon simidine gelirsek, oldukça kalabalık bir direksiyon simidiyle karşı karşıyayız. Yani bol miktarda düğme var. Üç kollu direksiyon simidinin her yerinde düğmeyle karşılaşmak mümkün. Sağ tarafta en üstte özel bir düğme yer alıyor. Bunun üzerinde direksiyon simidi işareti var. Bu düğmeye basarak elektrik destekli direksiyon simidinin tepkilerini ve sertliğini değiştirebiliyorsunuz. Normal, konfor ve sport olarak. Direksiyon simidinin sağ tarafındaki diğer düğmelerle cruise control, yani hız sabitleme sistemini, sol taraftakilerle de hem telefon hem de müzik sistemini idare edebiliyorsunuz. Ancak hepsi bu kadar değil. Direksiyon simidinin hemen arkasında otomatik şanzımanda manuel vites değişimi yapabilmenizi sağlayan kolcuklar bulunuyor. Ve bence o... Genişliği yeterli. Ama benim dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesi ön koltuklar oldu. Hem yan yükseltileri sportif araçlardaki kadar destekleyici olmasa da böyle bir aile otomobili için oldukça iyi. Üstelik sürücü koltuğunda elektrikli bel destek ayarı var. Dolayısıyla uzun yolculuklarda beliniz rahat ediyor. Seat iki ayrı donanım paketiyle getiriliyor ve üst donanım paketinde açılır tavan standart olarak sunuluyor. İki parçalı cam tavanın ön tarafı sunroof olduğu için tamamen açılabiliyor. Ayrıca iç mekandaki örtü de iki parçalı yapılmış ve bir kısmı öne doğru katlanırken diğer kısmı arkaya doğru gidiyor. Sürüş izlenimlerine gelirsek, Kia ve ana firma Hyundai son yıllarda bu anlamda ciddi bir aşama kaydetti. Hem motor teknolojileri hem de süspansiyon teknolojileri anlamında ciddi büyük adımlar attılar. Seat de bunun son örneklerinden bir tanesi. Arkada çok kollu bir süspansiyon var. Önde ise alıştığımız MacPherson. Sonuçta Güney Koreli firmanın hedefi Avrupa'da daha fazla satabilmek. Dolayısıyla Avrupalı tüketicilerin beklentilerini karşılayacak şekilde süspansiyon sistemi ve şasi yapmak zorundalar. Bu konuda Seat oldukça hedefe yakın diyebilirim. Özellikle düzgün yollarda hiçbir problemle karşılaşmıyorsunuz. Yol tutuşu Avrupalı birçok önemli markanın önemli modelleriyle eşdeğer diyebilirim. Ancak yol zemini bozuklaşmaya başladığında bazı rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Örneğin büyük çöküntülerden geçerken süspansiyon sisteminin tamamen kapandığını hissediyorsunuz. Bence bu olmaması gereken bir durum. En azından süspansiyonun orada direnç göstermesi gerekiyor. Ve bu yüzden de böyle konumlarda sesler duymaya başlıyorsunuz ki hoş değil. Ama genel şartlar açısından baktığınızda hem konfor hem de yol tutuş anlamında sizi rahatlıkla tatmin edebiliyor.